İkinci Dünya Savaşı uçuşta yeni bir çağ başlattı ve en unutulmaz ve ölümcül savaş uçaklarından bazılarını üretti. 1939'dan 1945'e kadar Avrupa, Kuzey Afrika ve Pasifik üzerindeki gökler ölümcül savaş uçaklarının pervaneleri ve jet motorlarıyla uğuldadı. Bu uçakların pilotları keskin bakışlarıyla avlarını avlıyor, havanın üstünlüğü için savaşıyordu. Bu uçakların birçoğu savaşa yaptıkları katkılardan dolayı asla unutulmadı. Ölümcül tasarımları bugün hala güçlü saygı ve hayranlık duyguları uyandırıyor. Eylül 1939 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı oldu. Savaş uçaklarının İspanya İç Savaşı'ndaki başarısının ardından Almanya, Avrupa'nın büyük bir kısmını uçaklarla geçti. Almanlar Messerschmitt Bf 109 ile gökyüzünü temizlemede son derece başarılıydı. Alman avcı uçağı kaportasında 2 adet 7.62 mm'lik makineli tüfek, kanada monte edilmiş 20 mm'lik patlayan mermiler ateşleyen 2 topla savaşa hazırdı. Fransız ve Polonya hava kuvvetleri Alman Luftwaffe'ye karşı çok az direnç gösterebildi. Almanya, İngiltere göklerinin kontrolünü ele geçirmişti. Ancak daha sonra Britanya Savaşı olarak bilinen çatışmada İngiliz Spitfire ve Hawker Hurricane, Hitler ve Göring'in saldırısını geri çevirmeyi başardı. Bu arada Pasifik'te 7 Aralık 1941'de Japonların ABD'nin Hawaii üssüne saldırmasıyla savaş patlak verdi. Mitsubishi A6M Zero avcı uçağı Horikoshi Jiro tarafından tasarlanmıştı. Aralık ayında ABD'nin envanteri çok geniş değildi. O zamanki taşıyıcı tabanlı avcı uçağı dayanıklı küçük bir F-4F Wildcat'ti. Ancak Japon Zero'su onu geride bıraktı. Pilotların eğitimi ve yaratıcılığı olmasaydı ilk sonuçlar çok daha kötü olacaktı. Buna ek olarak ABD'nin yeterli miktarda Curtiss P-40 Warhawk stoku vardı. O dönem ABD'nin elinde Lockheed P-38 ve dayanıklı Republic P-47 Thunderbolt gibi çok sayıda umut verici tasarım vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte savaş uçaklarının hava savaşlarında başarmak üzere tasarlandıkları alanda birçok savaşçının zirveye çıktığını görmeye başladık. Hız, menzil, irtifa ve ateş gücü gibi temel niteliklere sahip olanlar kısa sürede öne çıktı. Almanların Focke Wulf Fw-190'ı tanıtması buna bir örnektir. Fw-190 önde gelen Alman savaş uçağı olan Messerschmitt Bf-109'u hızıyla gölgede bıraktı. Fw-190A İngiliz Supermarine Spitfire Mk5'ten çeşitli açılardan belirgin şekilde üstün olduğunu kanıtladı. Dalış, tırmanış dışında da Alman savaş uçağı tüm yüksekliklerde 685 km hız ile daha hızlıydı. Bu da belirgin bir avantajdı. ABD birkaç olağanüstü savaş uçağının piyasaya sürülmesiyle kayda değer seri üretime geçiyordu. Lockheed'in mühendisi Kelly Johnson'ın P-38 Lightning tek koltuklu çift motorlu savaş uçağı gerçekten iyiydi. P-38 Torch operasyonu sırasında Kuzey Afrika'ya yaptığı gezide çok yönlülüğünü gösterdi. Hikayeye göre bir Alman pilot Tunus yakınlarındaki bir müttefik kampında askerlere teslim oldu. Gökyüzünü işaret etti ve çatal kuyruklu şeytan cümlesini defalarca tekrarladı. P-38'e yeni bir takma at verildiği anlamına geliyordu. Pasifik'teki şans müttefikler için iyiye doğru değişmek üzereydi. ABD sürekli olarak Japon Deniz Kuvvetleri kodunu deşifre ediyordu ve bir başka iyi şansları da neredeyse bozulmamış bir A6M Zero'yu ele geçirdiler. Japonlar planladıkları Midway saldırısını saptırma taktiği olarak Hollanda limanına saldırdı. Küçük onarımlardan sonra ABD Zero'yu test etme ve zayıf yönlerini keşfetme ve bu bilgiyi Pasifik'teki pilotlara ve ülke içindeki uçak üreticilerine aktarma olanağına sahip oldu. İşte 2. Dünya Savaşı'nda kendini kanıtlamış en iyi savaş uçakları. Japonların Mitsubishi A6M uçağı. Pasifik Savaşı'nın başlarında Japon A6M Zero ile karşılaşacak kadar talihsiz olan herhangi bir müttefik pilotu sert bir düşüşle karşı karşıyaydı. 1939'da başlayan üretimiyle Zero, İmparatorun saltanat yılına bir göndermeydi. Zero'nun tasarımı 1937'de Mitsubishi baş tasarımcısı Jiro Horikoshi'nin önderliğinde başladı. Akıldaki amaç, Japon İmparatorluk donanması için uçağı mümkün olduğunca manevra kabiliyetine sahip hale getirecek ve Japon bombardıman uçaklarına, Çin'deki uzak hedeflere kadar ve geri dönüşte eşlik edecek yeterli menzili sağlayacak yeni bir savaş uçağı yaratmaktı.
Pasifik'te müttefiklerle savaş başladığında Japonların uçak gemisi savaşında uzun mesafeleri kat edebilecek kapasiteye sahip bir savaş uçağı vardı. Horikoshi ve ekibi hedeflerine ulaşmak için bu savaş uçağının ağırlığını minimumda tutmak için çok çalıştı. Bunun bir örneği çeşitli bölgelerde metal kanopi çerçevesini güçlendirmek ve kanatlardaki kanatçıkları ve kanatları destekleyen sahte direkleri güçlendirmek için destek olarak alüminyum veya çelik yerine kontrplak kullanmalarıydı. Diğer parçaların yapımı uçak gövdesinin daha ağır katı parçaları için benzer bir modeli izledi. 1930'ların başında Japonlar yeni bir alaşım geliştirdi. Sumitomo Metal şirketinin bir ürünü olan Extra Super Duralumin. Bu teknoloji çinkonun alüminyumla alaşımından oluşuyordu. Metalurjistler yorulmaya karşı dayanıklı, güçlü, hafif bir metal yaptılar. Horikoshi bunu bir geminin omurga desteklerine benzer şekilde kanadı destekleyen iki ana kanat direkleri gibi sağlam parçalar inşa etmek için kullandı. ABD pilotları Zero'ları yakından ve kişisel olarak gözlemleme fırsatına sahip olduklarında Japonların avantajları buharlaşmaya başladı. Amerikan F-6F Hellcat ve F-4U Corsair ortaya çıktıklarında hız ve ateş gücü açısından belirgin bir avantaja sahip oldular. 1943'ün sonlarında Zero hava üstünlüğünü kaybetti. Sovyet Yakovlev Yak-9. 1942'nin sonlarında Sovyetler Birliği tek motorlu, tek koltuklu, çok amaçlı bir savaş uçağı olan Yakovlev Yak-9'u tanıttı. Alexander Sergeyevich Yakovlev tarafından tasarlandı. Yak-9 1943 yazındaki devasa Kursk Muharebesi sırasında Luftwaffe'nin yeni Fokke 190 ve Messerschmitt Bf-109G savaş uçaklarından hava üstünlüğünü geri almada önemli bir rol oynadı. Yak-9'un başarısının anahtarı tamamen kısaltılmış arka gövdeydi. Görüşü ve daha hafif metal yapısı ahşaptan yapılmış önceki modellere göre daha fazla yakıt yüküne ve silahlanmaya izin verdi. Yak-9 alçak ve orta irtifalarda yüksek hızda manevra kabiliyetine sahipti ve kontrolü kolaydı. Bu da onu 2. Dünya Savaşı'nın en çok üretilen Sovyet avcı uçaklarından biri haline getirdi. Bu olağanüstü avcı uçağının çeşitleri 37 mm topa sahip Yak-9T ve tanklara ve uçaklara karşı kullanılmak üzere pervane göbeğinden ateş eden 45 mm topa sahip büyük kalibreli Yak-9K ve avcı bombardıman uçağı Yak-9B idi. Yak-9 savaş sırasında 14.579 adetle 1942'den 1948'e kadar üretimde kaldı. Sovyet pilotları Yak-9'un performansını Bf-109G ve Fv-190'a eşit veya onlardan daha iyi olarak değerlendirdi. Ancak Almanya'nın Sovyetler Birliği'nin işgalinin başlangıcında Yak-9'lar Luftwaffe'ye karşı zayıf performans gösterdi. Eğitim eksikliği vardı. Ancak Stalingrad Muharebesi'nde belirgin bir iyileşme sağlandı. 1943'ün ikinci yarısındaki Smolensk Muharebesi'nin ardından Özgür Fransız Normandi Niemen birimi Sovyet müttefiklerini desteklemek için Yak-9'larla göklere çıktı. Yak-9U'yu 1944'te kullanan pilotlara motorun ömrünü 2 veya 3 uçuşa düşürdüğü için motoru savaş hızında kullanmamaları emredildi. Yak-9U Sovyetlerin hava üstünlüğü kazanmasına büyük katkı sağladı. Yak-9 üsteğmen Vibornov'un başarılarıyla kendini kanıtladı. Vibornov T tipi bir uçakla uçarak 19 hava zaferi elde etti ve Haziran 1945'te Sovyetler Birliği kahramanı Altın Yıldız madalyası ile ödüllendirildi. İngiliz Supermarine Spitfire. Spitfire, Mitchell tarafından 1920'lerde imrenilen Schneider Trophy için yarışmak üzere tasarlanan birkaç deniz uçağının bir yan benzeriydi. 1000 beygir gücünde 12 silindirli, sıvı soğutmalı Rolls-Royce PV-12 motor etrafında tasarlandı. Hurricane'den çok farklı olan Spitfire, gergin alüminyum yapıya ve eşi benzeri olmayan zarif bir eliptik kanada ve ince bir kanat profiline sahipti. Merlin'in verimli iki aşamalı süper şarj cihazı ile birlikte ona yüksek irtifalarda olağanüstü performans kazandırdı. Spitfire'ın kanat açıklığı 36 feet 10 inç,
Uzunluğu 29 feet 11 inçti ve saatte 579 km maksimum hıza ve 34 bin feet yüksekliğe ulaştı. Spitfire, zorlu Alman rakibi Bf-109'dan daha hızlı olduğunu kanıtladı. Savaş boyunca Supermarine, Spitfire'in giderek daha güçlü Merlin motorlarıyla çalışan daha yetenekli versiyonlarını geliştiriyordu. 1760 beygir gücüne kadar güç üreten Merlinler tarafından desteklenen 20 adet şaşırtıcı avcı versiyonu üretildi. 1941'de ilk kez piyasaya sürüldüğünde Spitfire, ertesi yıl eşitliği yeniden sağlamak için mücadele etti ve sonunda Fv-190'ları geride bıraktı. 1943'ün sonlarında 2050 beygir gücüne kadar çıkan yeni motorlarla çalışan Spitfire'lar hizmete girdi. Saatte 700 km azami hıza ve 40 bin feet yüksekliğe ulaşan bu uçaklar V1 vızıltı bombalarını düşürmek için kullanıldı. Focke-Wulf 190. Almanya'nın amacı Focke-Wulf 190'ı piyasaya sürdüklerinde saygıdeğer Messerschmitt Bf-109'un devamı niteliğinde bir adım atmaktı. 1937'de Luftwaffe tarafından sipariş edilen alçak ve tek kanatlı uçağın ilk prototipi 1937'de göklere çıktı. Ancak 1939'da uçak yeni ve daha güçlü BMW motorunu içerecek şekilde yeniden tasarlanma aşamasına geçti. Uzmanlar 190'ı 2. Dünya Savaşı'nın en gelişmiş radyal motorlu avcı uçağı olarak kabul etti. Britanya Muharebesi'nde Almanlara karşı üstünlük sağladıklarını düşünen İngilizler için 1941 sonbaharında 190'ların ortaya çıkışı şok edici bir uyanıştı. Yeni Alman uçağının ideal bir it dalaşı uçağı olduğu kanıtlandı. Hızlı, hafif, muazzam ateş gücüne sahip ve küçüktü. İngiliz Spitfire'ın çağdaş versiyonlarından gökyüzünün kontrolünü ele geçirdi. Focke-Wulf 190, kara saldırı rollerinde de uçma yeteneğindeki çok yönlülüğünü gösterdi. Üretim hattından çıkan ilk versiyon olan Fv-190A2 saatte 643 km'nin üzerinde bir azami hıza ve 35 bin feet'lik bir yüksekliğe kolayca ulaşabiliyordu. 190'ların yıkıcı top silahları onu ölümcül bir destroyer haline getirdi ve 1943 yaz ve sonbaharında ABD ordusu hava kuvvetlerinin B-17 uçan kale ve B-24 Liberator'un yardımsız gündüz bombardıman saldırısını geri çevirmede önemli bir rol oynadı. 1943'ün sonlarında P-38 Lightning ve P-47 Thunderbolt'larla karşılaştıklarında şansları değişmeye başladı ve Focke-Wulf bu turbo, süper şarjlı ABD avcı uçaklarının 30 bin feet üzerindeki performansıyla eşleşemedi. Çok sayıdaki muhteşem P-51 Mustang, Fv-190'ı kalıcı bir dezavantaja soktuğunda işler daha da kötüleşti. Alman uçak mühendisi Kurt Tank, avcı uçağını güçlü bir Junkers Jumo 213 sıralı sıvı soğutmalı motorla donatarak avcı uçağının performansını arttırdı. 1943-44 kışında hizmete giren Fv-190D'nin hızı saatte yaklaşık 700 km'ye çıkıyordu. Kaportaya monte, iki makineli tüfek ve bir çift 20 mm toptan oluşan bir silahla donatılmıştı. Prensip olarak Fv-190D müttefik uçaklarına rakipti. Ancak fark yaratacak kadar üretilmedi ve hayatta kalan çok az Alman pilot onun performansından yararlanacak beceriye sahipti. ABD ordusu hava kuvvetleri uçak montaj fabrikalarını ve daha sonra petrol rafinelerini vurmaya başladığından beri savaş gücü gündüz bombardımanlarına karşı etkinliğini sürekli olarak kaybetti. Hitler komutanların tavsiyelerine kulak verip 190'lar ve M262'ler üzerinde daha fazla üretime odaklansaydı sonuç değişebilirdi. Ancak mevcut durumda Almanya'yı acı sondan en iyi pilotu Erich Hartmann bile kurtaramazdı. Hartmann sadece Alman savaş tarihinin değil, dünya savaş tarihinin de en çok uçak düşüren pilotu unvanına sahipti. Hartmann, Luftwaffe için pek çok cephede görev almıştı. Özellikle de Doğu cephesinde savaşmıştı. Savaş tarihinin en fazla düşman uçağı düşüren pilotuydu. Messerschmitt Bf-109'larla uçmuştu. Resmi olarak 352 düşman uçağı düşürmüştü. Meşe yapraklı şövalye haçı gibi ödülleri de almıştı. Amerikan P-51 Mustang. Mustang'in 2. Dünya Savaşı'ndaki çok sayıda harika savaş uçağı arasında en iyisi olduğunu kanıtlamış olması hiç de şaşırtıcı değil. Almanların kapıyı çalmasıyla zor koşullarla karşı karşıya kalan Britanya, 1940'ın başlarında Curtiss, P-40 Warhawk'leri inşa etmek için
Kuzey Amerika havacılığına başvurdu. Çünkü dünya çapındaki varlıklarını korumak için uçaklara ihtiyaçları vardı. Savaşın en akıllıca hamlelerinden biri olarak Kuzey Amerika'nın lideri Hollandalı Kindleberger, P-40'lar yerine P-51 Mustang olacak yeni bir savaş uçağı tasarlamayı teklif etti. P-51 prototipi 9 Eylül 1940'ta hazırdı ve ilk uçuşu 26 Ekim 1940'ta gerçekleşti. Kuzey Amerika için şaşırtıcı bir başarıydı. Yepyeni bir prototip uçağı sadece 102 günde teslim ettiler ve haftalar sonra uçurdular. İngilizler uçağı hizmete aldı ve ona ölümsüz Mustang adını verdi. En büyük sorun Amerikan yapımı Edison motorunun düşük irtifalarda iyi performans göstermesi, daha yüksek irtifalarda ise performansta ciddi bir düşüş yaşamasıydı. Bu hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından İngilizler Mustang'i savaş dışı rollere atadı. İngiliz test pilotu Ronnie Harker'dan siparişi iptal etme kararı verilmeden önce uçağı uçurması istendi. Bu süreçte motor bölmesini ölçtü ve bunun Spitfire, Hurricane, Mosquito ve çoğu İngiliz bombardıman uçağının dayanak noktası olan Rolls-Royce Merlin güç kaynağıyla tam olarak eşleştiğini keşfetti. İngiliz Rolls-Royce Merlin motoruyla sonuçlar inanılmazdı. Mustang'in azami hızı saatte 643 km'nin üzerine çıktı ve artık yüksek irtifalarda performans düşüşü yaşanmıyordu. Bu işbirliğinin son aşaması Merlin motorunu üretmesi için ABD firması Packard'a lisans verilmesiydi. Sorunları çözülen P-51B üretime girdi. ABD ordusu 400, İngiltere ise 1000'den fazla sipariş verdi. Bunlardan sadece 25'i zamanı gelince Mustang 3 olarak Britanya Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Merlin motorlu P-51 de nihai Mustang haline geldi. Bir diğer dikkate değer buluş, kanadın en kalın kısmı kanadın ortasına itildiğinde daha yüksek kaldırma kuvveti oluşturarak daha yüksek hız ve daha fazla menzil sağlayan laminar akışlı kanatlardı. Spitfire ve Messerschmitt kesinlikle dikkate alınmayı hak ediyordu. P-51'in 1943'ün ortalarında yürürlüğe girmesine rağmen etkisi anında ve derin oldu. İngiltere ile Almanya arasındaki gidiş dönüş mesafesini kat edebilme yeteneği onu diğer uçaklardan ayırıyordu. Bu da ağır müttefik bombardıman uçaklarının rutin olarak Almanya iç cephe sanayilerini yok etmesini sağlıyordu. Müttefiklerin Luftwaffe'ye havada ve karadan saldırmak için bombardıman görevlerinin önünde akın etmelerine olanak tanıyan yeterli sayıda P-51'i vardı. Böylece Avrupa ve Asya'da nihai zafere giden yol açılmıştı.